Piyasa Masası'ndan günaydın. Ben Zeynep Erataman, Burcu Kıratlı ile beraber her sabah olduğu üzere karşınızdayız. Burcu günaydın. Günaydın Zeynep. Şimdi piyasaya baktığımız zaman dün artıda bir kapanış yapmayı başardık. CDS'imiz 308 baz puanda. Bugüne dair herhalde en çok kabineyi merakla bekliyoruz. Emekli zammı ile ilgili acaba memur emeklisi ve SSK Bağkur eşleşecek mi? Nerede buluşacak bu maaşlar? Orası tabii merakla beklenen gerçekleşmelerden bir tanesi. Bir yandan Davos'u takip etmeyi sürdürüyoruz. Böyle bir günde borsada açılış öncesi neler bilmek lazım? Dün 8.044'ten kapandık. Dolar bazlı bakmak adettendir böyle yükselişler olduğunda. 267 dolar seviyesindeyiz. Şimdi geldiğimiz yerden, yani endeksin bu 310 dolar seviyesinden yaklaşık biz 250'lere kadar gelmiştik. Şimdi 270'lerdeyiz. Yani bir %20 kabaca dersek o düşüşe, şu anda işte %9'luk kısmını geri almış durumdayız Zeynep. Dolar bazlı grafikte baktığımız zaman şimdi TL'deki gibi 8000 üzerindeki kalıcı hareket demekten ziyade burada aslında dolarda baktığın zaman bir bant hareketi içerisinde olduğunu görüyoruz. Yani nedir o? İşte 250 dolarla 275 dolar arasındaki bir bant hareketi. Burada aslında bence endeksin dolar bazlı grafiğine baktığımız zaman bir kere şuradaki hareketin, yani şuradaki tepelerde oluşan hareketin, ki orası yaklaşık 280 doların üzeri bir yere tekabül ediyor. Asıl hareketin orada hız kazanacağı gözüküyor. Yani biz şimdi TL bazında hep bu seviyelerin üzerinde kalması önemli. Evet, ortalamaların da üzerinde kalıyor. İşte 50 günlüğün, 100 günlüğün üstüne attı. Diğer taraftan psikolojik direnç olarak 8000'in üzerindeyiz diyoruz ama gel gelin dolar bazlı grafiğe baktığımız zaman şuradaki bu tepeler bize aslında, ki orada 3 tane minik tepe oluşmuş durumda, 280 dolar ve üzerinin önemli olduğunu, endeksin kalıcı yükselişten bahsetmemiz için aslında bu seviyeleri geçmemiz gerektiğini de bize söylüyor. Şimdi bir taraftan tabii hem yabancı kurumların derecelendirmelerini aldık, bir taraftan da raporlar da gelmeye devam ediyor. Bu az önce dediğim ücret tartışlarıyla beraber, aslında işte asgari ücretteki zamla beraber aslında biraz aracı kurumların beklentilerinin de dışına da çıkılmış diyelim. Yani biraz daha fazlaca oldu bu artışlar. Dolayısıyla bu nedir? Enflasyonu da beraberinde getiren. Tabii bu neyi de getiriyor? Politika faizin işte %45'le birlikte zirve yapacağını konuşuyoruz ama ek önlemler ne olacak? İşte piyasadan likidite çekilmesi, ekstradan sıkılaşma önlemleri için neler gerekiyor? Dün işte bütçe açığını takip ettik. Dolayısıyla sadece politika faiz değil, bunun yanına neler konabilir de aslında belki şu seçimlere kadar konuşacağımız bir zaman dilimi de olabilir Zeynep. Şimdi bir yandan biz o zaman dilini biz takip edeceğiz. Diğer taraftan sabah mesela Morgan Stanley'den bir değerlendirme gördüm. Dün gelen bütçe rakamları için sürpriz bir mali yıl sonu şeklinde değerlendirmede bulunmuşlar. Bu yılın ilk çeyreğiyle ilgili de yine genişlemeci maliye politikasının süreceğini düşünüyorlar. 25 yine 250 bas puanlık faiz artırımı beklentisini de korumuşlar. Onu da ifade edelim Ocak toplantısından. Daha fazla detayını tabii konuşuruz ama hemen ALB yatırıma dönelim. Baş ekonomist doçent doktor Filiz Yılmaz bizi bekliyor. Daha çok bekletmeyelim. Filiz Hanım günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Bugün piyasa açılışı öncesinde neler bilmeliyiz? ALB yatırımda siz neleri takip ediyorsunuz? Ajandanızda neler var? Hepsini şöyle bir toparlayalım beraberce. Zeynep Hanım ve Burcu Hanım iyi yayınlar. Evet, ilk gün olarak BIST tarafına baktığımızda dün 0.72'lik yükseliş vardı. 8.044'ten kapadı. 8.000 üstü seviye. Şimdi bildiğiniz gibi dün aslında endişe vardı piyasa açılmadan önce. Çünkü özellikle cuma öğleden sonra yabancı kurumlar yüklü banka hisseleri özelinde Moody's'den kredi not artışını aslında fiyatlara dahil eder bir şekilde alım yapmıştı. Moody's'den kredi not artışı gelmeyince dün açıkçası sert bir satış gelir mi beklentisi vardı. Buna rağmen endekste pozitif bir görünüm var. Fakat biz bu aslında kar satışlarını ağırlıklı olarak dün banka hisselerinde gördük. Bankacılık endeksi %1.48 aslında düşüş kaydetti. Dolayısıyla sanayi endeksi tarafında da olumlu bir ayrışma vardı. %1.10'luk yükseliş vardı. Genel olarak buna rağmen endekse baktığımızda aslında teknik olarak görünümün olumlu olduğunu görüyoruz. Orta vadeli düşük direncinin kırılmış olması olumlu. Kısa vadeli teknik göstergelerde bir toparlanma işareti var. Dolayısıyla bugün pozitif bir açılış yapmasını bekliyoruz endeks tarafında. Fakat buna rağmen banka hisseleri tarafında dikkatli olmak gerekir. Çünkü kar satışlarının devamı gelebilir. Bu kar satışları eğer genele yayılırsa bu endeks tarafında da düşüşleri gündeme getirebilir. Tabii banka endeksinde sadece Moody's kararı nedeniyle bir yükseliş yoktu. Geçtiğimiz hafta pazartesi Bank of America'nın güçlü raporunun da etkisi vardı. Geçen hafta bu beklentilerle bankacılık endeksi %14.2 yükselmişti. Bu yükselişin mutlaka kar realizasyonu devamı beklenebilir. İşte bu kar realizasyonu ne kadar güçlü olacak bunu takip ediyor olacağız. Genel olarak baktığımızda 7950 altında 7850 ve 7750 takip ediyor olacağız. 7750 altına inmedikçe satış baskısı artmayacaktır endeks tarafında. Hatta 7950 üstüne kaldığımız sürece güçlü yükseliş isteği gündemde olacak.
Fakat 8100'e dikkat etmek gerekecek. Hem cuma hem dün bunu yakın 8090'lı seviyelerden kar satışları geldi. Yani bu 8100'ü bir türlü kıramıyoruz. 8100 ve yukarıda 8150'de yükselişin devamı için bakacağımız seviyeler. 8150 üstüne de geçip orada tutunması çok hızlı yeni zirveleri gündeme getirecektir. Küresel tarafa baktığımda Asya piyasalarında hem endekslerin satıcılığı olduğunu görüyorum hem de Asya para birimlerinin dolar endeksi karşısında güç kaybettiğini görüyorum. Yani dolar endeksinde kısmi bir güçlenme var. Bunun temel sebebi şu aslında, güvenli liman talebiyle doların talep gördüğünü görüyoruz. Çünkü küresel risk iştahında bir azalma var. Bunun çeşitli sebepleri var. İlki şu, bu hafta çok sayıda Fed üyesi konuşacak ki bugün Türkiye saatiyle saat 19'da Christopher Wall'la konuşacak. Evet, Fed'in eş aynı üyesi ama yaklaşık bundan birkaç hafta önce konuştuğunda oldukça güvercin konuşmuştu. Son gelen tüfe rakamları sonrası hala aynı görüşte mi ve bununla birlikte diğer Fed üyeleri ne düşünüyorlar faiz indirimleri konusunda piyasa biraz tedirgin. Şu nedenle de tedirgin, dün ECB kanadından çok sert, şahin söylemler geldi. Erken faiz indirimi düşünmüyoruz şeklinde. Bunun Fed kanadına da yansıyacağını düşünüyor piyasa. Yarın perakende satışlar gelecek, onun stresi var piyasada. Yine yarın Çin'in dördüncü çeyrek ve yıl geneli büyüme rakamlarını alacağız. Piyasa bu nedenle de tedirgin ve özellikle Çin endekslerinde ve Asya endekslerinde kar satışları var bu açıkçası beklentiler öncesinde. Tabii emtia piyasasındaki zayıflık da Çin endekslerine bir baskı getiriyor diyebiliriz. Bunun yanı sıra Japonya'nın üfesi geldi. Enflasyonda zayıflık var. Yine cuma üfesi gelecek. Orada da enflasyonda zayıflık var. Bu da yine yani Japonya Merkez Bankası'nın aşırı güvercin politikaya devam etmesi yönünde bir baskı yaratıyor. Bu da tabii yenin dolar endeksi karşısında değer kaybetmesine sebep oluyor. Şimdi böyle bir konjonktürde bugün evet Christopher Waller'ı takip edeceğiz. New York Empire State İmalat Endeksi önemli olacak. Bir de Amerika'da bilanço sezonu başladı. Bugün Goldman Sachs, Morgan Stanley gibi büyük bankaların kazanç raporlarını alacağız. Evet, cuma günü 4 büyük bankadan JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo'dan aldık. Orada karışık bir seyir olsa da hala güçlü faiz artışları, güçlü tüketici harcamaları ve güçlü iş gücü piyasası nedeniyle aslında karlılıkların güçlü olduğunu da gördük. Yine Euro bölgesi tarafında Almanya ve Euro bölgesinin ekonomik hissiyatını alacağız. Zev ekonomik hissiyatını alacağız Ocak ayı. Orada geçen ayın altında bir performans var. Bu da Euro dolar paritesini baskılamaya eğer gerçekleşme böyle olursa devam edebilir diye düşünüyorum Zeynep Hanım. Alem Yatırım Baş Ekonomisi Doçent Doktor Filizler Yılmaz, çok teşekkür ederiz aktardığınız tüm detaylar için. Şimdi bu bilgiler ışığında biz de borsa açılışına geri sayıyoruz. Şirket haberlerinde bugün hisselere yön verebilecek başlıklar var mı? İki tane önemli şirketin önemli haberi var. İlki Şişe'den bahsedeyim, aslında iş grubunun haberleri. Şimdi Mersin Soda Külütesi'nde 175 bin ton ağır soda külü kapasite artışının gerçekleştirilmesine karar verildi. Bu yatırımla beraber Zeynep, Şişe'nin Şişe Cam'ın cam faaliyet alanında devam eden bu Tarsus merkezli buzlu cam yatırımlarının tamamlanmasıyla hızla artacak soda külü ihtiyacının iç kaynaklardan karşılanması yoluyla burada ham madde tedarikinin uzun dönemde güvence alınması planlanıyor. Ve tabii bununla birlikte hem soda külündeki faaliyet alanındaki rekabetçi konumunun daha da güçlendirilmesi ve ihracat pazarlarındaki altyapının korunması da hedefleniyor. Halihazırda şu anda 1,5 milyon ton kapasiteli ve Şişe Cam'ın toplam kapasitesi 5 milyon ton. Bu kapasite artışıyla birlikte yaklaşık 1,7 milyon tona ulaşacak. Yatırımın bedeli 125,3 milyon dolar ve 2026 yılında devreye alınması planlanıyor. Olumlu haber olduğunu söyleyebiliriz. İş Bankası'ndan da yine ödenmiş sermayesini 10 milyar TL'den 25 milyar liraya yükseltmek için sermaye piyasası kuruluna başvurdu. Yani iç kaynaklardan %150 bedelsiz sermaye artırımı yapacak İş Bankası. Dün bankacılık endeksindeki biraz daha böyle yatay seyri takip etmiştik. Dün sanayinin ve biraz da ulaştırmanın daha fazla katkısı olduğunu söylemek lazım. Bankacılık endeksi Moody's'e rağmen o isteneni verememişti. Bunu aslında biraz da şöyle de yorumlayabiliriz. Bankacılık endeksi geçtiğimiz hafta zaten bu hareketi de yapmıştı. Dünkü harekette biraz daha yatay kaldığını söyleyebiliriz ama bugün İş Bankası'ndaki bu haberin bedelsiz sermaye artımı belki net net de şirketin hareketi için yani karlılığı için bir şey ifade etmese de piyasa bedelsiz sermaye haberlerini seviyor. Bugün İş Bankası şeyde sınırlı pozitif belki bir hareket görebiliriz. Yine Şişe Cam'daki harekette olumlu olacak. Dolayısıyla hem sanayi tarafta olumlu bir haber hem bankacılık tarafında kısmi olumlu bir haberle birlikte burada yükseliş görebiliriz. Şimdi bu arada İş Bankası'nı da hemen yansıtalım ekrana. Az önce Şişe Cam'ı sen anlatırken yansıtmıştık Burcu. Oradan yola çıkarak İş CTR'yi de gösterelim. Orada da 11 kurumdan al, 8 kurumdan tut, 2 kurumdan sat tavsiyesi olduğunu belirtelim. Devam edelim. Alarko Holding'de bağlı ortaklığı Alarko Tarım'ın Sunrose Tarım'ı
%25'in devralma işlemi tamamlandı. Ataköy'de 2024 yılının ilk 4 ayında 5500 ton ihracat hedefliyor. Bu da yüksek bir rakam, revize etmişler rakamını. Avrupa Kent GYO 3 katlı betonarme işleri ve arsasını 478,5 milyon bedelle satın almaya karar verdi. Bu da olumlu olabilir. Başka bunun haricinde gördüklerimden Pera GYO'da inşaat, montaj ve Sümer Park AVM'nin inşaat montaj işlemlerini tamamlandı. Sabancı Holding'de yine Exa'nın Exa'yı devralması suretiyle gerçekleşecek birleşme işleminde yine tamamlandığını görüyoruz. Önemli haberlerde görebildiklerim bu kadar şimdilik. Dönelim buradan Borsa İstanbul Yüz Ana Endeks'te açılış seviyesine 8063 puan ekranımıza yansıdı. %0.24'lük bir yükseliş var. Bu da kabaca 19 puanlık bir artıya tekabül ediyor. 66 hisse endeks yüzde yükselirken 10 hisse düşüyor ve açılışta 24 hissemizde yatay bir performansa yöneldi. Buradan endeks kırılımlarına geçecek olursak mali endeks tarafında güne %0,28, sanayide %0,17, bankalarda %0,27 yeşil ekranlarla başlamış bulunduk. Hizmetler tarafına döndüğümüzde karşımıza %0,27, ulaştırmada %0,12, turizm tarafında da %0,18'lik yine alıcılı seyirler yansımış durumda. Hal böyleyken kurlarla devam edeceğiz. Dolar endeksi 3. günde yükselişine devam ederken içeride 30.10'un üzerinde oluşan bir dolar TL seviyemiz var ve Euro TL'de de karşımıza 32.89 düzeyi gelmekte. Dün Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi belki de bu sene gelmez açıklamasını Holtzman'dan duymuşken. Dönüyoruz buradan borsaya. Yüzdesel bazda en çok artan tarafta Aksa Enerji geliyor karşımıza. Arkasında Mavi Giyim, Tatlıpınar, Şekerbank ve Enka inşaatı görüyoruz. Yüzdesel bazda en çok düşen tarafta terminalimize Coca-Cola içecek yansımış. Arkasında TSKB, Smart Güneş Enerjisi, Europower ve Garanti geliyor. Puan bazlı en büyük katkılar cephesinde İş Bankası C hissesi, az önce senin de aktardığın haber akışı eşliğinde %1'in üzerinde bir kazanımla endekse de 3 puan kadar katkı sunuyor. Yine Şişe Cam tarafı %1 civarı artıyla şirket haberini vermiştik az önce. Güne başladı bir o kadar da kabaca artı 10'dan geliyor endekse puan bazlı katkılarda. Hemen arkalarında da Tüpraş, Turkcell ve Mavi Giyim'i görüyoruz. Puan bazlı baskı cephesine döndüğümüzde ise Coca-Cola'yı, Garanti Bankası, Europower Enerji, Smart Güneş Enerjisi ve TSKB hisseleri takip etmekte. Bloomberg KT Tüketici Güven Ön Endeksi bu arada açıklandı. Hemen oradan da son dakikalarımızı paylaşalım izleyicilerimizle. Bloomberg KT Tüketici Güven Endeksi Ocak ayında bir önceki ayın nihai endeksine kıyasla %6,14 oranında gerileyerek 68,09 değerini aldı ve 5 aydır yükseliş eğiliminde olan endeks görece olarak sert bir gerileme izledi. Bloomberg KT Tüketici Beklenti Ön Endeksine geldiğimizde bir önceki aya göre %5,46'lık bir gerileme de bu kalemde var. 68,66 değerini takip ediyor. Diğer yandan içinde bulunduğumuz dönemde dayanıklı tüketim malları, otomobil, konut alımı için uygunluğu ölçmeye çalışan Bloomberg KT Tüketim Eğilimi Ön Endeksinde de %15,37'lik bir geri çekilme var. 64,51 seviyesini burada da takip ediyoruz. Detaylandıralım ve yorumlayalım biraz. Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu hocamız bizimle. Hocam günaydın, hoş geldiniz yayınımıza diyelim ve hemen soralım. Asgari ücret zammının netleştiği bir ay içerisinde nasıl oldu da tüketici güveni hem maaşet tarafta hem de beklenti tarafında ön endekste aşağı yönlü bir yol izledi? Acaba bunu nasıl açıklayabiliriz? Günaydın tekrar, iyi yayınlar diliyorum. Birkaç faktör burada etkili olmuş görünüyor. Söylediğiniz gibi aslında 5 aydır bir yükseliş eğilimi vardı. Tüketim eğilimindeki yükseliş, tüketim eğilim endeksindeki yükseliş buna önemli bir katkı sağlıyordu. İşte enflasyon beklentileri, kur beklentileri, vergi artışları bu tüketim eğilimini yüksek tutuyordu. Şimdi yılbaşından sonra tüketim eğilim ön endeksinde hani %15 civarı, siz de bahsettiğiniz görece sert sayılabilecek bir düşüş endeksi aşağı çeken önemli bir faktör görünüyor. Yani o vergi avantajları falan görece ortadan kalktığı bir dönem öne alınan talebin bitmesiyle biraz gerilemiş gibi görünüyor. Fakat bu bir eğilim. Sadece bunun olmadığını düşünüyoruz. Çünkü mevcut durum algısında da bir önceki aya göre ve gelecek 12 aya ilişkin beklentilerde de bir gerileme var. Yani bu tüketim eğilimi dışındaki faktörler de burada devreye giriyor. Jeopolitik gelişmeler, bunun yarattığı
enerji maliyeti, tedarik sorunları gibi sorunların yansımaları, finansal piyasalarda yaşanan stres, hani belki görece döviz kurları bu da örnek verilebilir. Ya da büyümeye ilişkin hani önümüzdeki süreçte yavaşlama beklentileri olup olmayacağı tam kesin olmasa da bütün bunlar da devreye girerek endeksi aşağı çeken faktörler olmuş gibi görünüyor. Zaten asgari ücret, evet, yani tüketim eğilimini arttırır mı? Ücret artışları, bu soruyu soruyorduk, soruyoruz da ama bir kere o ücret artışları henüz hesaplara gelmedi büyük oranda. Önümüzdeki süreçte gelecek. Fiyat artışları çok daha fazla devreye girdi. Yani enflasyona yönelik beklentilerin yükseldiğini tahmin ediyoruz. Algılanımının yükseldiğini tahmin ediyoruz. Belki bu yılın en yüksek enflasyon yaşanacak bir ayı içerisindeyiz. Tüm bu faktörler bu tabloyu ortaya çıkarmış gibi görünüyor şu anda. Şimdi hocam, dün de bütçe rakamlarını almıştık. Buradaki vergi tahsilatları tarafına baktığımızda KDV, ÖTV ne tarafından bakarsak bakalım iç talebin hala sıcak kaldığını bize gösteren bir vergi tahsilatını da geride bırakmış olduk. Bugünkü eğilim endeksini de öne koyacak olursak yeni yıla başlarken bir miktar daha iç talepte soğuma belirtileri netleşiyor diyebilir miyiz? Orayı biraz daha açar mısınız? Aslında tabii tüketim eğiliminin düşmesi önümüzdeki süreçte talepte bir yavaşlama, otomobil, konut, tüketim malları bir sinyali veriyor. Ama 5 aydır bir artış eğilimi var ve ilk 15 günü yılın endekste bir gerileme görüyoruz. Bir kere bunun davranışlara yansıması için bunun peş peşe yani gelecek nihai endeks, ön endekslerde benzer bir tabloyu görmemiz gerekiyor. Bunu olup olmayacağını bakacağız. Ama benim görebildiğim şöyle bir nokta var. Faizlerdeki gerileme, mevduat faizlerindeki düşüş, ki bu aylık 3,5'lara falan gelen bir mevduat faizi var en iyi tarafından baksak. Böyle bir tabloda aylık belki 7-8 enflasyon yaşayacağımız bir ayda çok düşük kalıyor. Yani hala tüketicinin tasarrufunu değil, tüketimini teşvik eden ya da dövize yönelimini teşvik eden bir tablo var görünüyor. Bu yani bu tablo dediğimiz gibi bu tüketim eğilimi gerçekten düşüşe yansır mı? İç talepte soğuma istendiği kadar gelir mi gelmez mi? Biraz soru işareti, biraz değil ciddi soru işaretleri var. Üstelik tüketicinin bu eğilimi firmaları da fiyatlama davranışında işte ücret artışı olsun, kur artışı olsun fiyatlara çok hızlı yansıtma eğilimini devam ettirmesine de yol açıyor. Dolayısıyla enflasyonist beklentileri besleyen bir ortamda tüketimde en azından imkanı olanların ya da kısa süreli de olsa ücretle böyle bir imkanı olduğunu düşünenlerin tüketimini hızla kısmasını beklemek çok gerçekçi olmayabilir. Faizler, mevduat faizleri kritik önemli olacak önümüzdeki süreçte bu talep koşullarını belirlemede gibi görünüyor. Bir Reis Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu. Hocam çok teşekkür ederiz. Her zamanki gibi verinin yorumunu bizimle paylaştınız. Bir yandan da tarım ürünleri üretici fiyat endeksine ilişkin son dakikalar ekranımıza yansıyor. Hemen çok kısaca oradan da notlarımızı düşelim. Yıllık tarafta %52,66, aylık tarafta da %6,34'lük artışlar açıklandı. Gidişatı da grafikten yansıtmaya çalışıyoruz ekrana. Dolayısıyla gıda enflasyonu öncesi önemli göstergelerden biri böyle geldi. Almanya'da da bu arada TÜFE öncü veriye paralel olarak Aralık ayında yıllık %3,7'lik bir artışla yine son dakika olarak ekranımızda. Şimdi dün biz deniz yatırımı strateji raporuna başladık ama bitiremedik. İstersen oradan devam edelim. En son galiba havacılığı söylemiştim. Orada da ön plana şuydu genel ana tema, yükseliş beklentisi. Yıllık ortalama %3,4 ile havacılık talebinin ve 2040 yılına kadar yolcu sayısında 2 katına kadar çıkması, yani 2040 yılına kadar 8 milyonun üzerine çıkması yolcu sayısının. Burada ön plana çıkan hisseler arasında Türk Hava Yolları, Pegasus ve TAV Havalimanları ve buna ek olarak Hitit bilgisayarı beğenmeye devam ettiklerini söylemişlerdi. Genel anlamda işte ikinci havalimanının devreye girmesi, hem uçuş ağı genişliği hem filo modernizasyonu gibi sebepler. Diğer taraftan TAV'da Almaty'nin katkısının burada etkili olduğunu söyleyebiliriz. Özet yapayım.
diyeyim. Devam edeyim. Şimdi holdinglerde aslında özellikle Koç Holding ve Sabancı diğerlerine göre biraz daha olumlu performans göstermişti. Ancak yıl genelindeki performans gelişmelerine baktığımızda Enka İnşaat burada Rusya kaynaklı belirsizlikleri kısmen azalsa da devam ediyor olması. Şişe Cam ve Tekfen'de zayıflayan operasyonel karlılık görmüştük. Fakat Alerko Holding'de de tarım ve gıda alanlarındaki stratejik hamlelere karşılık devam eden hisse satışlarının yarattığı baskıyı gözlemlemiştik. Şimdi bu yola geldiğimizde bu holdingler arasında yine uluslararası satış yaklaşımı ve yine bu artan üretim kapasitesiyle ki az önce bahsettim yine coğrafi yaygınlığı sebebiyle Şişe Cam'ı beğeniyorlar. Yine farklı alanlardaki stratejik operasyonu güçlü bilançosuyla ve solo nakit pozisyonu ile Alerko Holding ve Doğan Holding ki Doğan Holding'deki buradaki kasasındaki nakiti de unutmamak lazım. Hem uzun vadeli hedef ve yatırımlarıyla da ilgi çekici. Buna tabii ek olarak net aktif değer iskontolarını da eklememiz lazım. Ve Sabancı Holding, Koç Holding'i yine devam beğendiklerini söylerler. Enka İnşaat yine güçlü bilançosuyla dikkat çekiyor. Yine net nakit pozisyonu olarak güvenli liman olarak tercih ediliyor. Bir de Enka İnşaat'la ilgili enerji yatırımlarının da devam ettiğini ve bunların da katalizör olacağını söyleyebiliriz Zeynep. Diğer taraftan ilaç ve sağlık sektörü. Burada ilaç ve sektörü defansif ve regülasyona bağlı bir sektör aslında. Şimdi 2023 evet. yılında iki defa düzeltme geçirmişti ve 2023 Aralık ayında da bu düzeltilmiş avro değeri güncellemesi sadece fiyat üzerinde değil, sektör paylaşlarının da yine ilaç fiyatına bağlı olarak kar yüzdelerini de değiştirdi. Eskiden 5 aşamalı uygulanan bir durum artık %3'e indirilerek biraz daha sadeleşmiş oldu. Dolayısıyla bu açıdan baktığımız zaman regülasyon düzenlemeleriyle 2024 yılında olumlu ayrışacak sektörlerden bir tanesi. Burada da beğenilen şirket Selçuk Eczacı Deposu rekabetçi yanıyla %40'a varan güçlü pazar payıyla önemli. Ve Meditera yine 2024 yılında devreye alacağı kapasite ve pazar etkinliğini artırıp sürdürülebilir ihracatı destekleyebileceği beklentisiyle beğenilmeye devam ettiğini söyleyebilirim. Kimya sektörü, şimdi kimya sektörü tabii birçok firmaya da girdi veren bir firma aynı zamanda. Ham madde bakımından %70 civarında ithalata bağlıyız. Fakat tabii büyük sektörde de birçok ihraç ettiğimiz aslında önemli firmalarımız da var. En son açıklanan Kasım 2023 verisine göre Nisan-Ağustos döneminde 2022 yılının üzerine de çıktığını yine görüyoruz. Burada kilit konu 2024 yılında majör merkez bankalarının faiz indirimlerini ne kadar indirip buradaki işte dolar endeksinin baskısının azalıp emtia fiyatlarını ne kadar destekleyebileceği olacak. Biraz aslında buna bağlı bir sektör olduğunu söyleyebiliriz. Ancak tabii ihracatçı firmaların burada ön plana çıkmasını beklediklerini söylemişler. Bunlar da Kimtex poliüretan, özellikle global sektörde ilk ona girmeyi hedefleyen firmalardan bir tanesi, kapasite artışına gitmesi hem de 2024'te pazar payını artırma hedefiyle beraber. Yine Alkim Kimya hem küresel konumu hem büyüme hikayesi yatırımlarla beraber ve burada Dov Aksa tarafında beklenen iyileşme sebebiyle de ve diğer taraftan da düzenli temettü geliriyle de Aksa'yı beğendiklerini söylerler. Otomotiv sektörü, bunu da çokça değiniyoruz aslında, otomotiv sektörü 2023 yılında zirve yapmış satışlar. Belki en yüksek zamanını yaşamıştı. Şimdi soru 2024 yılında da bu yatırımlar böyle devam edecek mi? Hep söylüyoruz işte satıcı pazarından artık alıcı pazarına geçtik diye. Özellikle tabii burada faizlerin yükselmesinde etkisi var. İkinci el otomotiv veya otomotivler artık yatırım aracı olmaktan çıkmış durumda. Dolayısıyla burada otomotiv sektöründe 9 aylık veriler ışığında söyledikleri operasyonel karlılıklarında iyileşme gördüğümüz, hatta rekor bir yılı geride bıraktık. Ve dolayısıyla 2024 yılında aslında bir taraftan bu marjlar belki de alabilir. Bir de 2024 yılında sıkça gündemde olan yine elektrikli araçlar aslında olacak. Ve buradaki pazar payının bir miktar daha artması beklenebilir. Otomotiv sektöründe 2024 yılında temettü ödemeleriyle ön planda olan şirketleri özellikle burada araştırma kapsamında bahsederler. Ve burada operasyonel karlılıklarına ek olarak net kar tarafında da güçlü sonuçlar açıklamışlardı. Tarih geçmişlerine, temettü geçmişlerine baktığımızda Ford Otosan 20 yıldır, Tofaş 19 yıldır kesintisiz bir şekilde temettü vermiş. Yani bunlar gerçekten Amerika'da olsa temettü kralı dediğimiz 20 yıldan sonra
sonrası olan şirketler ve çok da önemli düzenli temettü vermesi açısından. Doğuş Otomotiv son 19 yılda 14 kere gerçekleştirmiş. Dolayısıyla aslında burada biraz da devam eden temettü geliri ve temettü verimliliğine de bakmak daha mantıklı olacak. Fakat bu tahminler tabii 2023 yılının sonu itibariyle enflasyon düzeltmesini içermemektedir diye şerh düşmüşler. Dolayısıyla otomotiv sektörü biraz daha böyle daha belki geriden ve temkinli izlenebilecek bir sektör diyebiliriz. Perakende şanslar arasında hep söylüyoruz. Burada kısaca bahsedeyim. Migros net nakit bölü fabrik rasyosunun güçlü olması, rekabetçi fiyatlama stratejisi, BİM'in yaygın ağıyla pazar payını daha güçlü konuma getirmesi hikayesi, yine şok marketleri büyüme hikayesini sürdürürken net borcun azaltılması ve uygun çarpanlarıyla ön plana çıkan hisseler olduğunu söyleyebilirim Zeynep. Şu anda bu arada borsaya dönüyorum. Tüpraş'tan sonra yine Koç Holding, Turkcell, İş Bankası, Şişecam Endeks'e en büyük desteği verirken puansal anlamda Türk Hava Yolları, BİM, TAV Havalimanları, Geoteknoloji ve TOFAŞ'ta en büyük baskıyı kurmakta puan bazlı olarak baktığımız zaman grafiğe. Böylelikle piyasa masasının bugün de sonuna geldik. Yarın sabah tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.